Şehrimizde son bir ay yoğun bir şekilde hırsızlık olaylarının yaşandığı artık vatandaş tarafından da söyleniyor. Medyada da görüntüleniyor. Hemşehrilerimiz de bu konuyla ilgili şikayetlerini fazlasıyla dile getiriyor. Ekonomik sıkıntılar var. Doğal olarak bunların etken olduğu düşünülebiliyor. Utanarak söylüyorum. Fakat hapishanelerde koronadan kaynaklı birçok tutuklu, daha doğrusu hırsızlıktan tutuklu kişilerin dışarıda olduğu iddia ediliyor. Ve bu insanların artık Kayseri toplumunda vermiş olduğu zararlar emniyet tarafından da fark ediliyor. Vatandaşlarımız evlerini terk edemez hale geldiler. Yoğun bir şekilde hırsızlığın örneklerinden birkaç tane vermek istiyorum. Caddenin üzerindeki mazgalları alabiliyorlar. Bir eve giriyorlar, hiçbir şey bulamazsa dolaptan et alıp götürebiliyorlar. Kapınızın önündeki aracın camını kırıp aracı götürebiliyorlar gibi o kadar profesyonelce yapılan hırsızlıklar da var ki insanlar evinin soyulduğunu birkaç gün sonra da anlıyor. Kapı nasıl açılıyor, karşı komşu neden görmüyor gibi olaylara baktığınızda ve bunların emniyete yansıyanların çok daha fazla olduğu ama basına yansıyanların sınırlı olduğunu görüyoruz. Örneğin bir mahallemizde bir günde 39 hırsızlık yapılmış ve Kayseri halkının bundan haberi yok. Bu mahalle halkı hırsızlığı emniyete bildirmiş, çözüm bulunamamış. Değerli emniyet mensupları, değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri, bu sadece Kayseri'ye has bir konu da değil. Huzur şehri dediğimiz Kayseri'de ne huzur kaldı, ne de huzurlu bir ortam kaldı. Ekonomik sıkıntılar zaten yatsınamaz. Bir de bu tarz arkadaşlar aç kalınca, mesleklerini icra ediyoruz diye bu konuya saldırınca, maalesef vatandaşlarımız şikayette bulunuyor. Emniyete şikayet için, kişi şikayet için gittiği anda kendi işlemleri devam ederken hırsız diye iddia edilen kişi ondan daha önce emniyeti terk ediyor. Dolayısıyla Kayseri'miz huzur şehri olmaktan çok uzaklaştı. Kapımızın önündeki araç, evimizdeki soygun, dışarıdaki devlet kamu mallarının soygunları ile ilgili bir takım arkadaşların bir şeyler söylemesi lazım. Siyaseten biz de hem emniyetimize mutlaka bu konuların üzerine hassasiyetle gitmeleri gerektiği, bu kişilere yaptırımları her neyse bilmiyoruz ama kendi meslekleri biraz daha baskın davranmaları gerektiği açısından bir dikkat çekmek istedik.